Trabzon'da profesyonel kickboks dünya şampiyonu Sabriye Şengül, Survivor'a katıldığı günden itibaren büyük bir sükse gerçekleştirdik. Gerek performansıyla gerekse de doğalıyla adeta milyonların gönlünde tat kurdu. Biz de Sabriye ile bir araya geldik ve yaşadıklarını konuşacağız. Yaklaşık 5 ay boyunca Türkiye'den hatta farklı bir yerde yurt dışında kaldın, zorlu yaşam koşullarında yarıştın, büyük bir zorluk çektiğin, neler yaşadın, oraları anlatabilir misin bize? Ben adaya gitmeden önce, Survivor'a gitmeden önce, tabii Survivor'a gidince çok mutlu oldum ama ada şartlarını ben gerçekten böyle beklemiyordum. Çok zordu. Yani hiç hayal ettiğim, düşündüğüm gibi değildi ve ekranda göründüğü gibi kesinlikle değil. Parkurlar çok zor, açlık çok zor, mücadele çok zor. Benim için çok zor geçti ama 1,5-2 ay sonra alışmaya başladım ada hayatına. Zaten çıktıktan sonra da üzüldüm, özlemeye başladım. Ama şu an gene git dersen gitmem. Gerçekten çok zorladım ilk başlarda. Aile özlemi beni çok etkiledi. Açlık beni çok etkiledi. Ben yemeği çok seven bir insanım. Şekerli yiyecekleri çok seviyorum. Onu yiyememek beni çok etkiledi. Ya çok zor, çok zorlarda şartları. En zor olan performans oyunları hazırlamak mıydı yoksa gerçekten aç kalmak mı senin en çok zorladı? Şimdi şunu söyleyeyim, ben adaya gitmeden önce, Survivor'a gitmeden önce çok yanlış çalıştım. Normalde öyle çalışmamam gerekirdi, yememem gerekirdi. Ben hani adada aç kalacağım diye her şeyi yedim. Gitmeden önce ne bulursam yedim. Hani depoyu doldurayım hesabı. Ama bu beni çok zorladı. Mideyi bayağı bir genişlettim. Zaten ben adaya 65 kilo falan gittim ki ben 57-56 dövüşen bir insanım. Yanlış beslenerek gittim ve Survivor hazırlığı, yanlış bir hazırlık yaptım. Çok fazla koşmadım gitmeden önce. Zaten ben Survivor'a gitmeden önce birkaç önce maçtan çıkmıştım. Dinleniyordum. Survivor'a gideceğim diye ağırlık, güce dayalı falan çalıştım. Kötü oldu benim için. Bu da etkiledi. Yanlış çalıştım dediğinde özellikle koşu, yarışmalardaki koşularda biraz eleştiriler aldın. Bu onun etkisi mi? Tabii ki hem onun etkisi ve ya aile, ada yaşantısı da beni çok zorladı. Yani bazı insanı etkiler, bazısını etkilemez. Bu beni çok etkiledi. Farkındaysan Survivor'ın son bu hani dokunulmazlık oyununda, bireysel dokunulmazlıkta oradaki mücadelem, yani demek ki yapabiliyormuşum ama psikolojim herhalde bozuldu ondan dolayı. Aile özlemi, çok uzak bir mesafedeydin. Hatta aileyle görüşmeler için iletişim oyunları da oldu, kazandığınız da oldu. Peki aile özlemi performansına nasıl yansıdı? Ben dövüşürken mesela hani bir istediğim bir şey olsun, yani elimden gelen her şeyi yapıyorum. Hani dövüşürken bunu yapabiliyorum ama mesela benim sporuma biraz aykırı bir şey. Yani Survivor, parkurlar, koşu, o olsun bu olsun. Hani orada yaparken hani istediğim bir şey var. Aile ödülü olsun, yemek ödülü olsun. Hani çok istiyorsun. Sevmediğin birkaç insanla orada berabersin. Herkesin kişiliği ve karakteri farklı. Ya bunlar beni çok etkiledi. Olmadı ama sona doğru daha da iyiydi performansı. Peki Survivor sana en çok ne kattı? Neleri değiştirdi hayatında? Survivor bana en çok ne kattı? Beni daha önce, ben profesyonel kickboks yapıyorum. WKO dünya şampiyonu oldum. Hani beni tanıyan vardı. Trabzon'da tanıyorlardı. Kickboksla uğraşan, hani izleyen, takip eden belli bir kesim tanıyordu. Ama şimdi Survivor'a gittim. Türkiye'de herkes beni tanıyor. Azerbaycan olsun, İran olsun, şu an her yerden tanınıyor. Yunanistan olsun. Yunanistan olsun, her aya sok onu da. Her yerden tanıyorlar, bu çok güzel bir şey. Gelen tekliflerden bahsedebilir miyiz? Gelen en azından neler? Tabii ki geliyor. Sinema film teklifi gelmişti. Ona şu an menajerimle ortak bir karar verdik. Şu an ben sinema sektörüne girmek istemiyorum çünkü işimi yapmak istiyorum. İşimi yapmak istiyorum. Dövüşmeyi çok seviyorum ve çok güzel de bir yerdeyim şu anda. Amerika Bellator'da dünyanın ikinci büyük organizasyonlarından birisi. Bütün dünya şampiyonlarının, hani herkesin hayal ettiği bir yer. Amerika, Las Vegas, Nevada'da dövüşmek. Oradan bana teklif gelmiş. Bu zaten Survivor'a gitmeden önce gelmişti bu teklif. Biz tarihi uzattık. Survivor bittikten sonra dedik hani maçlara çıkarım diye.
Ya bu çok güzel bir şey. Şimdi işimi yapacağım, işimi yapmak istiyorum ve Amerika'da şampiyon olmak istiyorum. Hayallerim var. Ekim ayında bir Amerika'da maçım var. Kasım'da İstanbul'da maçım var. Ocak'ta Azerbaycan'da maçım var. O yüzden sinema ve dizi işini şu an düşünmüyorum. Çünkü zorlayacak beni. O yüzden şu anda sinemayı birazcık geri plana bıraktım. Gerçekten arkada yemek yiyorlar mı? Bu kadar oyunlara, bu performanslara nasıl dayanabiliyorlar? Gerçekten bu soru bana çok soruluyor. Gerçekten yemek yok. Hakikaten yok. Zaten hani verilse yemek, hani aileyle iletişime geçilse Survivor'ın bir anlamı kalmaz ki. Yok yani, yemek yok. Yok yani. Sadece bize haftalık bir erzak veriliyor, pirinç veriliyor. Artık pirinç yemekten de gına geldi. Kokonat yiyorsun. Kokonat da zaten kilo aldırıyor. Yani gerçekten açlık çekiyorduk. Bu zaten belli olmuyor mu? Amerika'da yapılacak olan yarışma ile ilgili biraz bilgi verebilir misin daha detaylı? Bellator'la ben 2009 yılına kadar anlaşma imzaladım. Burada bir kemer var ortada. O kemerin mücadelesi verilecek. Şu an Ağustos ayında rakibim belli olacak. Netleştiği zaman sizle paylaşacağım. Çok büyük bir organizasyon. Amerika Las Vegas, Nevada'da olacak. Burada Türk bayan dövüşçü olarak ben gideceğim. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Zaten bunu ekranlardan izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Handboldan boksa uzanan bir spor serüvenim var. Bu serüven nasıl gelişti? Handboldan neden vazgeçip boksa geldin? Handboldan neden vazgeçip boksa geldim? Handbolda ben aslında çocukluğumdan beri çok yaramaz bir çocuktum. Sürekli kavga eden, tartışan, kız çocukları bebekleriyle oynuyordu. Ben çıkıp erkeklerle top oynuyordum. 9 aylık olsun, tek kale maç olsun. Yani ben erkeklerle hep oynamaktan zevk alıyordum. Erkek arkadaşlarım daha çoktu. Bebeklerle hiç oynamıyordum. Hatta kız çocukların bebeklerini gördüğüm zaman tekme atıyordum bebeklerine. Yani küçüklüğümden beri çok kavgacı, yaramaz bir çocuktum. Çocukluğumdan beri bu vardı. Ve Muhammed Ali'nin maçlarını çok izlerdim, takip ederdim. Okul takımında handbol takımındaydım. Sürekli faul oynadığım için hocam dedi sen bu işi bırak git boks yap dedi. Onun tavsiyesine uydum. Gece rüyamda da, hatta uyuduğum zaman o gece rüyamda boks yaptığımı gördüm ve gittim. Trabzon Belediyesi'ne kaydoldum. 6-7 ay sonra Türkiye şampiyonu oldum. Sonra milli takım oydu buydu derken boks hayatım başladı ve profesyonel bokstan sonra profesyonel kickboks öyle devam ediyor. Evlilik teklifleri buna oranla arttı mı? Sence artmış mıdır? Soruyorum. Ben görmüyorum ama şu an evlilikle ilgili bir düşüncem yok. O yüzden hani bakmıyorum çok. Yani Arttı ama ilgilenmiyor. yani tabii ki illaki olmuştur hani tanışmak isteyen oydu buydu. Ama benim şu an onları gözüm görmüyor. Evlilikle ilgili bir düşüncem yok. Hiçbir şey düşünmüyorum şu an. Peki. İşime konsantreyim. Peki evlendiğini farz edersek eşin Zaten senin evlenmiyor muyum istiyor? Hemen evlenip onu mu istiyor? eşin senin spor yapmanı istemedi. Buna tepkin nasıl olurdu? Ama sevdin, evlendin, istemedi. Evlensem spor hayatımı bırakır öyle evlenirdim. Yani evleneceğim zaman, evlendiğim zaman ya ben çocuk yapmayı düşündüğüm zaman evliliği düşüneceğim herhalde. Ya tabii ki insan, ben mesela evlensem eşimin dövüş sporu yapmasını istemem, oturup çocuklarına bakmasını isterim. Hani dövüş değil, başka bir şey iş olabilir, farklı bir şey olabilir ama dövüş sporu yapmasını istemem. Çünkü sen bir annesin, hani çocuğum var, hani ya ben istemezdim. O yüzden ben de çocuk yapmayı düşündüğüm zaman evliliği düşüneceğim. Kız çocuklarını, bayanları çok seviyorum, iyisinde kötüsünde. Tavsiyem ya her bayanın dövüş sporu, yani savunma sporlarından herhangi birini, hani kendilerini savunmalarını istiyorum ve bu tür sporları da yapmalarını tavsiye ediyorum, kendilerini savunma amaçlı. Yani tavsiyem bunlar. Acun Ilıcalı ile ilgili neler düşünüyorsun? Acun abi çok iyi bir insan, çok merhametli, gerçekten çok iyi bir insan. Ekranda nasıl görüyorsanız öyle bir insan ve onu çok seviyorum. Saygım sonsuz her zaman. Peki bizim hatırlamadığımız, unuttuğumuz, senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Benim eklemek istediğim, sevenlerimi buradan öncelikle sevgilerimi iletiyorum. Onları çok seviyorum. Beni desteklemelerine devam etsinler.
maçlarım olacak. Manevi desteklerine çok ihtiyacım var. Herkesi çok seviyorum. Size de çok teşekkür ederim. 61 saate çok teşekkür ederim. Benimle bu röportajı yaptığınız için sevgilerimi iletiyorum.